31 Ekim 6 Kasım haftalık tarotlara hoş geldiniz diyorum sevgili takipçilerim, sevgili koçlar. Bu hafta daha bereketli ve parasal konularda şans rızkımızın daha doğacağı bir nokta söz konusu olacak. İşimizle alakalı gideceğimiz seyahatler, yolculuklar bize ayrı bir renk katacak gözüküyor. Yani burada sürpriz oluşumlar hayatımıza renk katacak. Hatta hiç beklenmedik ve uzun süredir alacaklı olduğunuz konularda da büyük bir rahatlık var. O yüzden artık arkanıza değil, gelecekle ilgili planladığımız yönümüze bakmamızla yurt dışı ya da yurt dışı, şehir dışı yerleşim ve bunlarla ilgili de bu hafta büyük bir başlangıç. Başvurular, araya gireceğimiz insanlar söz konusu olup bu konuda da destekleneceksiniz. Yalnız ilişkide ayrı olanlarda birbirimize sarılma, birbirimize ait noktayı en iyi şekilde belirleyeceğiz. Kalbimizde sakladığımız bir aşk bize acı veriyor. Ölüm kederi gibisiniz ve o insanın adım adım bir özür dilese ben onu affedeceğim. O da inatçı, siz de inatçısınız. Belki buna bir şans vermek lazım. O da o hatayı öğrenerek iyileşmesi için. Çünkü o sizden, siz ondan adım attıkça zaman kayboluyor. Evli çiftlerimizle alakalı noktada geçtiğimiz haftada yaşadığımız krizlerde biraz daha toparlanma hakimiyeti olacak. Der ki yani ağzım kulağım kapalı, artık ne varsa ne olursa olsun ben düzenimi, hayatımı kontrol etmek istiyorum. Eşinizin işiyle alakalı değişecek güzel bir oluşum hanede maddi olarak yıkıldığımız noktaları iyileştirmeye doğru gidecek. Yani kazanç doğru bir döngüde. Fakat kendi içinizde de kendi ailenizin size yapacağı sürpriz destekler de sizin cesaretinizi, sizin rızkınızı daha çok arttıracak. Bu ara kendi içinizde ruhsal yorgunluklarımızı iyileştireceğimiz, hatta S ve E harfi birinden çok büyük destek alacağız. Kendi eşimizle aramızdaki soğuk rüzgarları iyileştirip daha verimli bir sürece geçiş yapacaksınız diyor. Boğalar nasılsınız? Hemen çekiyorum. O işle alakalı uzun süredir konuşmak istediğimiz şeyleri konuşmak için ne bekliyorsunuz der. Özellikle H ve N ve T harfi bir iş patronunuz varsa H belirgin. Bu size iyi kapılar ve iyi fırsatlar yaratacak. Ekip ve çevrede yaşadığınız konuşmalarda terslikler, yaşadığımız krizlerde yumuşama, hatta siz de kendi hatanız olup karşı tarafa adım atacaksınız. Son 5 aydır beklediğiniz işle ilgili haberiniz olumlu. Mavi gözlü bir insanın desteğiyle artık siz de iş kapınızda büyük bir aydınlığa giriş yapacaksınız. Hayatınızdaki insanın maske taktığını, sizi gerçekten gönülden sevip sevmediğiyle alakalı merak ediyorsunuz. Bu kişide de A ve Y ya da S harfi belirginse sevgili boğalar, kalbinizdeki kişi gerçekten seviyor ama ekonomik olarak sizin de onun da aile yapılarımızla uyumsuz olduğu için o dengeyi bulmaya çalışıyor. Sabırlı olursanız o denge her iki taraf için de aydınlık. Evli çiftlerimiz arasında bu hafta dua okutmuş olabilirsiniz, dua etmiş olabilirsiniz, etmiş olabilirsiniz. Gergin gördüğünüz ve sizi yıpratan birçok noktada da bu ilişkide artık valizler birbirimize uyum içerisinde. Yalnız kayınvalidenizde bir sağlık problemi, ufak bir destek sizin evinize gelebilir. Bu biraz bizi yıpratsa da sonu ve ferah aydınlık gözüküyor. Çocuklarımızla alakalı iletişimdeki sert gidenler daha yumuşamış gözüküyor ve onların eğitimiyle birlikte vakit geçirmek, onlarla konuşmak onların güven alanını da iyileştirmiş olarak gözüküyorsunuz. Fakat iki yüzlü komşunuz var. Komşunuz sizinle ilgili ileri geri konuşmalar söz konusu olacak. Buna şahit olacaksınız. Bu da sizi rahatsız edebilir. Ortaklı mallar ya da aileyle ilgili ortaklı işler içinde olumlu ve yükseliş, hatta üçüncü kattaki malımız satılacak. Üç hisse arasında bölüşülecek gözüküyor. Panik yapmayın. Sevgili ikizler nasılsınız? Nasıl geçecek bu hafta? Ruhum yorgun. İşte yaşadığı deli deli insanlar, sizi yoran birçok insanla artık kafamızda mahkeme edeceğiz ve bu mahkemede siz seçilecek insanları hayatınıza alacaksınız. M ya da Ş harfi olan bir insandan yeni bir iş fırsatı, boşlukta olduğunuz işlerle ilgili noktada size çok büyük bir destek verecek ve gerçekten kafanızdaki hayal ettiğiniz birçok noktanın da aydınlanması var gözüküyor. Evli çiftlerimiz arasında çocuklar değil de
kendi kardeş ya da eşinizin ailesi sizin ailenizle alakalı size destek olacak ve yardım etmek isteyen kayınvalideniz olabilir. Çocuklarla alakalı da destek göreceksiniz. Bu ara inandıklarınız, inanmak istediğiniz birçok şey kapımıza dönüşmüş ve hayırla gelecek. Ve sanki evimizdeki bu negatif enerji bitmiş, ruhumuz şifalanmış, aramızdaki o gerginlik evresi tam anlamıyla ferah ermiş olarak gözüküyor. Meditasyon, şifa yapmak, evinizin her köşesini sirkeli suyla yıkarsanız ve her köşesine Ya Rezzak esması çekerseniz ve Bakara suresini açarsanız evinizdeki bereketsizlik, kısmetsizlik, şanssızlığın biteceğini gösteriyor. Eşimle aramda bir soğukluk var. Bunun sebebi ne derseniz, geçmişte yapılan kötü enerjiler. Zaten bu dediklerimi yaparsanız eşinizle aranızdaki yol, sıkıntı ve keder ve konuşmalar daha doğru noktaya erişecek. Eşinizin bu arada kendiyle alakalı iş yerinde bazı olaylar onun üstüne kalabilir ve bu yüzden evde gerginlik yaratabilir ve özellikle de eşinizde T ve R ve O harfi varsa kavgaya ve bağırmaya çok meyilli, dikkatli olmanızı öneriyorum. Zarar görmemeniz için özellikle de birkaç hafta sonra hayırlı bir ev anahtarı alma fikrimiz ve bu anahtarla birlikte hanemizin berekete girmesi gözüküyor. Sevgili yengeçler, güzel ailem, çok güzel toplantılar değil de çok güzel birbirimize dedikoducu yapacağımız, iş yerindeki insanları bol bol çekiştireceğimiz, özellikle bir erkekle ilgili bir erkek bir kadınla alakalı diyaloglar çok fazla konuşulacak. Onların kulağına gidecek ve sizin adınız bu konuda biraz daha ön sağda gözüküyor. Dikkatli olun. Yeni işe başlamak istiyorsanız hata yaparsınız. Şu anki iş yerimizi doğru noktada görmemiz ve bu noktaya sahip çıkmamız gerekiyor. İlişki konusunda karşı tarafın yalan söylediğini ve sizden gizlediği olayları takip almışsınız ama o size ilişki konusunda hiçbir şekilde yalan söylemiyor. Sadece maddi olarak biraz sıkıntıları, işle ilgili yaşadığı gerginliği size anlatıp ilişkiyi bozmak istemiyor. Bu ilişkimiz, sevgilimiz, hatta bu ilişki bu kıskançlık, güvensizlik yüzünden bitmeye doğru gidiyor. O yüzden ilişkini anlamsızca sorgulama. Evli çiftlerimizle alakalı noktada aslında biraz daha yumuşayacak, biraz daha birbirimizi anlayacağız. Ve özellikle de kayınvalidenizden çok büyük bir destek alacaksınız. Ayşe gibi, Ayten gibi A harfi belirgin bir insanın evliliğinize gerçekten her konuda destek olacağına şahit olacaksınız. Ve kayınvalidenizin ev konusunda da size bazı noktalarda da destek verecek. Hiç korkmayın, onun hayrını alacaksınız. Yalnız eltinizden kaynaklı biraz kıskançlıklar, evimizle alakalı bazı özentileri var. Mesela bir şey alırsınız kırılır. Tam bir şey almaya karar verirsiniz, paranızı kaybedebilirsiniz. Hani eltinizin gözü değdiği gözüküyor. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Yalnız kendi ailenizle alakalı da ufak tefek kırgınlıklarda adım atmalar, onlar da eşinizle aranızdaki bazı krizleri yumuşatmak isteyecekler. Çünkü onların yaptığı kriz sizin ailenizle aranızı açmaya başlamıştı. Kendi aileniz eşinizden özür dileyecek. Bir de eşinizin bir araç sevdası var. Bunu sanki çözmüş olacak. Araçınız da hayırlı olsun diyorum. Sevgili aslanlar, nasılsınız? Şöyle evlilikte kırılacak sözler, incitilecek ilişkide sert konuşmalar, nefret ediyorum, bıktım, yoruldum, her şeyi ben yapıyorum, yeter diyen, her iki tarafta birbiriyle böyle bir çatışma evresi. Yani ikimizin bu hafta böyle ruhu, geçmişle ilgili yapılan hatalardan kaynaklı birbirimizi devamlı olarak rencide edeceğiz. Daha kontrollü olup alttan almamız lazım. Alttan almadığımız vakit ilişki biraz küskünlüğe doğru hareket sergiliyor. Özellikle de eşinizin inatçı yapısı ve sizin de inatçı yapınız yönünüzü kaybetmenize sebep olacak. İş konusu haber ve dakika haber bekliyorum, telefonu elimde bekliyorum dediğiniz işiniz hayırlı olsun. Çünkü güneş gibi evimize iş konunuz ferah ve aydınlığa kavuşacak. Derin nefes alıp kendi paranızın, kazancınızın daha net noktalarda oluşacağı gözüküyor. Yalnız son 4 aydır ya da 5 aydır maddi olarak evimizle alakalı bazı çözülmesi gereken konuları da bu hafta sonuna kadar çözmüş olup esaretten çıkıp mor
hani mor kanatlarla parayla hakimiyet kuracağız. Evli çiftlerde, özellikle kız çocukları yoğun olan çiftlerimizde, kızımızla alakalı noktada sanatsal yeteneklerinin farkına varın ve evdeki sorumluluğu onun üzerinden alırsanız, eğitim konusunda da doktor olacak bir zekaya sahip çocuğunuzu yıpratıyorsunuz. Bir de özellikle eşinizle ilgili, ben eşim beni aldatıyor diye sevgili takipçilerim, eşiniz sizi aldatmıyor. Başka bir hanede geç geliyor, beni sevmiyorum diyorsa, eşiniz sizi gerçekten gönülden seviyor. Sadece zaman zaman her iki tarafında birbirine ilgisizliği var, bunu toparlamamız lazım. Ben en çok görümcemin bana yaptıklarından çok rahatsız oluyorum. Görümcenizde bir kötülük yok. Sadece onun patavatsızlığı var. O patavatsızlığı geride dursa siz muhteşem bir aile olursunuz. Bunu unutmayın. Sevgili Başaklar, nasılsınız? Hemen çekiyorum. Bu ara hani uykumuz böyle boşluğa düşeriz. Uyku karmaşıklıkları yaşarız. Böyle durup dururken nefes alamayız ya. Bu hafta biraz panik ataklarımız, biraz kaoslarımız, biraz sıkıntılarımız çok ön planda olacak. Hatta bu işle alakalı verilen yükler, onun sorumluluğu, bunun sorumluluğu derken gerçekten nefes alamayacağınız bir hafta. Ama unutmayın, bu nefesin sonunda ödülünüz, başarınız, işle alakalı verilmesi gereken hakkınız gerçekten verilecek gözüküyor. Sadece dengeli bir ilişki yaşamak istiyorum. Beni gerçekten sevecek bir insan istiyorum diyorsunuz. Evet, siz gerçekten sevecek insanı bulacaksınız ama sevgiyi fazla mı abartıyorsunuz? Sevgiyi çok mu ön plana koyuyorsunuz? Bence sevgi ve saygıyı bütünleştirdiğimizde aşkın hiçbir önemi olmadığına siz de karar vermeniz lazım. Siz seviyeli ve sevgili ve saygılı bir ilişkiye başlatacak Rabbim sizi. Geçmiş ilişkinizle alakalı, Allah'ım ben bu acı, bu kederden kurtuldum, hatta sadaka veriyorum diyenler, hayırlı olsun, sadakanız uğurlu olsun diyorum. Özellikle de evli çiftlerimizde bu ara taşınma, ev taşınması oluşmak için çok büyük bir mücadele haftamız var ve eşinizin iş stresinden kaynaklı siz evi taşıyacaksınız, eşiniz eve gelip yan gelip yatacak, bu da sizi yıpratıyor, bütün yük sizin üzerinizde olduğunu düşünüyorsunuz ama o şu an bu noktada fazlasıyla yoğun. Kendi işini yapan sevgili takipçilerim için şunu demek istiyorum, büyütme planlarınız var, hatta ve hatta bu büyütmek istediğiniz noktada çok güzel, daha büyük aydınlanmalar var, biraz daha cesaretimizi toparlamamız lazım. Bu ara aldatma fikri, iki ilişki arasında kalan çiftlerimiz, ilişkiniz iki tarafında ilişkisi gerçeği öğrenecek, boşanma ya da ayrılık kararına doğru gidecek. Bu hafta kim yanlış yapıyorsa adımını dikkat etmeli diyorum. Aman dikkatli olun. Sevgili teraziler, nasılsınız? Hemen bakıyorum. Kafamızda işle ilgili bazı sorunlar, özellikle sizi rahatsız eden Y ve A ve N harfli bir insanın işten çıkıp nefes almak istiyorum, çok üstüme geliyor, yani buradaki işimi kendim de göremiyorum diyeceğimiz bir haftadasınız. Adalet sizin için doğru noktada bulacak ama siz de adaletli olmanız gerekiyor. Çünkü karşı tarafta üst düzeylerden emir alıyor ama şöyle bir şey var, bu bizim ego, üstümüzde ego kullanıyor, ya yeter artık diyorsanız o kişinin yeri değişecek, bilginiz olsun. Yeni iş arayanlar için bence biraz vaktimiz var. Çünkü kalben geçmişteki iş mahkemeniz, size yapılan hatalardan dolayı iş güveniniz kırılmış gözüküyor. Bunu toparlayalım. Ama iş mahkemeniz varsa, özellikle K ve B harfi bir insanla mahkemeniz ya da şirketinizde bu isimler varsa, hakkınız ve günahınız alınmış. Siz hakkınızı geri alacaksınız diyorum. Evli çiftlerde hatadan çok yalan var. Yani devamlı yalan söylüyor. Bu şu paraya ihtiyacı var, buna ihtiyacı var. Devamlı bir yalan politikası olmuş evliliğimizde. Lütfen bu evliliğimizdeki bu yalan politikasını mümkün olduğu kadar geri tutmamız lazım. Yoksa burada ciddi sıkıntılar var. Yalnız eşinizin size sonsuz güveni, sizi çok seven noktası ama duygusallıkta çok yalnız kaldığınız için bu evliliğin bir anlamı yok ki. Sadece soyadımız birlikte. O bana moralimi düzeltmiyor. Ama onun gerçekten sizinle ilgili bir yatırım, hadi yazın bir yerde, kışın bir yerde almak istediği hayalleri var ve gerçekten bunu en çok sizin için istiyor. Ama şu an onun da ekonomi durumunu biliyorsun. Sen de biraz savruksun. Para harcamayı bırakıp sen de biraz daha destek olmaya bakarsan evliliğimiz daha hayırlı ve daha aydınlık noktaya gider. Ama senin de inatçı yönün, senin de kendi evrendeki hataların var. Çünkü gizli gizli ailene destek veriyorsun. O da ne yapacağını bilmiyor. Evet, bu ara sizin de sosyal medya
da ya da Instagram vesaire şeylerde ruhunuz değişebilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Sevgili akrepler nasılsınız? Hemen bakıyorum. Köklenmek aşkla, sevgiyle, kalbinizdeki insanla kökleneceksiniz. Hatta bu kişide İ ve S ve L harfi varsa gerçekten aşk sizi kucaklayacak, sevgi sizi gönülden kucaklayacak ve ruhunuza şifa gibi gelecek gözüküyor. Hatta iş yeriyle ilgili kalbinizde biri için dua ediyorsanız gerçekten bu duanız hayırlı. Platonik olarak kafanızda devamlı takıntılarınız var. Bu ara ellerinizde hassasiyet olabilir, dikkatli olun diyorum. Evli çiftlerimizde özellikle hanemize güzel bir anahtar değişimi ya da anahtarla ilgili para biriktirme, kredi biriktirme, kredi alma gibi fikirlerimiz olabilir. Bu da bizim hanemizin kapısını yeni bir kapı alma hayaline kavuşacağımız gözüküyor. Eşinizle alakalı ya da kendi içinizde böyle bir bu ara böyle bir geri çekilme, bu ilişkiyle alakalı ben ne yapıyorum, bende hatalar mı var dediğimiz sorgulamalar yaşayacaksınız. Her iki tarafta da bir sıkıntı yok ama bu ara yalnız kaldığınız için ve bu kalp böyle şüpheler, ihanet mi ediliyorum yoksa benim sevgilim beni sevmiyor mu, eşim beni sevmiyor mu diye sorgulayabilirsiniz ama burada sevgiyle alakalı, sevgisizlikle alakalı bir durum değil. Sizin kendi içinizdeki yalnız ruhunuz ön plana çıkmış, korkularınız artmış, korkularınızı iyileştirmeniz lazım. Evet, bu arada da eşinizin işi ve sizin kendi işinizle alakalı noktada güzel değişimler, güzel fırsatlar, hatta kendi markanız ve kendi işinizi üç kişiyle ortaklı yapmak istiyorsanız bunun için yavaş yavaş para biriktirip bu adımı atmanız lazım. Bu ara hasta olan anneanne, dede köklerimiz ya da büyük dedelerimizle alakalı sağlık problemleri ön planda. Bundan sonra bir mahkeme ve mal mahkemesi gündemimiz gelecek. Bu da biraz stresli ve sıkıntılı olacak. Kartlar biraz bu konuda sert konuşuyor. Ama şunu unutmayın ki özellikle evlilikte boşluğa düştü ve ben boşanmayı düşünüyorum çiftlerde birbirimizi affedip sarılıp tekrar bu ilişkiye en derin şekilde sahip çıkacağız. Sevgili yaylar nasılsınız? Yasal, mahkeme, davalarla ilgili gündeme gelecek konularımız var. Dengeli olun, doğru adım atın. Bu ışık size maddi ve manevi iş mahkemeleriniz ya da ne sorun varsa gerçekten hakiminizde H harfi ya da T ya da O harfi varsa sizi ipten alıp aydınlığa kavuşturacak gözüküyor. Bu ara aşk konusunda biraz duygusal yönümüz, romantik evremiz çok fazla var. Kendi kendime kalbimize zarar vermeyin, karşımızdaki duygusunu en iyi şekilde yansıtacak. Şunu unutmayın ki özellikle erkek kardeşiniz evlenebilir, kız kardeşin evlilik yapabilir. Bu ara bunun koşturması, yoğunluğu söz konusu olacak. Aileye de biraz destek verip ailenizi de onur edebilirsiniz diyorum. Evli çiftler arasında bin pişmanım. Niye evlendim ki? Eziyet kampında yaşıyorum. Bir kampta yaşadığım yok. Yemek yap, bulaşık, halı. Ama siz kendinize eğitim konularında belediyenin kursları var. Siz de kendinizi değiştirmeniz lazım. Siz de kendinizin farkına varmanız lazım. Yani hep şikayet edip hiçbir şey yapmamak nasıl bir duygu? Bir bunu toparlarsanız sevinirim. Evet, üzerinizdeki yük duygu anlamında iyileşme noktasında ama bu ara evli çiftte olan eşlerinizin iş gereği ve sizin de duygusal evrenizde işle alakalı yanlışları görerek devamlı bunu ne zaman yöneticinize bunu söylemeniz lazım. Söylemediğiniz takdirde siz suçlu olacaksınız. Bunu bilin. Evet, bu ara meditasyon enerjisine ihtiyacınız var. Şifalanmaya ihtiyacınız var ama S ya da İ harfi birinin size farklı bir iş teklifi yapması, yepyeni bir iş hayatına, 2023 sizin için çok bereketli ve hayırlı olacağı, hayatınızdaki her gerçeği net bir şekilde görmenize yardımcı olacak. Parasal soru işaretleriniz var. Bakıyorum. Evet, var ama sizin de para varmış gibi hareket edip ertesi gün para yokmuş gibi yaşamayı eğer dengelerseniz daha hayırlı olur. Eşiniz sizi gerçekten seviyor mu dediğimde eşiniz sizi gerçekten seviyor ama geçmiş takıntıları var eşinizin ve bu geçmiş takıntıları dönem dönem hayatımızı rahatsız ediyor, bilginiz olsun. Sevgili oğlaklar nasılsınız? Evet, bir erkekle iş anlaşması masamız var. Eğer bir kadınsanız bir erkekle, bir erkekseniz erkekle büyük anlaşmamız var.
Yerinizde büyük güçlenme ve yenilik dönemi ve hatta esarette olduğunuz görünmeyen iş kapınız kalbinizdeki temizlikle öne doğru hareket sergileyecek. Bu ara gitmemiz gereken 3-4 seyahatimiz var. İletişimle ilgili bazı diyaloglarda yanlış anlaşılmalara sebep olabilir. Kıskanç insanlarınız var. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Ama aşkta Allah size öyle bir kapı yaratacak ki içinizdeki rüzgarı, içinizdeki deli yönünü ve sizi çok sevecek bir aşka gönülden sihir gibi hayatınıza girecek. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Evli çiftlerimizde vallahi burada kendinizi yıkıp kavursanız da her şey, hiçbir şey düzelmiyor deseniz de yavaş yavaş düzelmeler söz konusu olacak. Ama siz hep aynı döngüde olduğunuz için onun değiştiğini, onun düzeldiğini görmek istemiyorsunuz. O değişmeye başladı. O düzeli ve hayatın tekrar anahtarının içerisine sahip olmak istiyor. Siz bunu itmeyin. Dışarıya itmeye başladınız. Bu evreden çıkmanız lazım. Sizin de gizli sakladığınız konular, komşularınızla, yakın dostlarınızla evinize tehdit konuşmalı. Yani tehditkar olabilir. Bu ara sır verdiğiniz, ser verdiğiniz kişiler kocanıza ya da eşinize size şikayet edebilir. Bu yüzden sır verdiğiniz insanlara dikkatli olun. Çocuklarınızın birinin çok zeki ve çok akıllı. 3 çocuğunuz varsa ikisi özellikle çok zeki ve akıllı. Biri içine kapanık. Bu içine kapanık olanla biraz daha sağlam diyaloglar kurarsak onun kaderini de doğru noktada belirleyebilirsiniz. Evet, bir de toprak kavganız olacak. Yani annenize, anne köklerimize ait teyzeler, dayılar arasında ve özellikle de akraba evliliği olan çiftlerde böyle büyük bir kaos var. Herkes birbirini ters kollayacak, ters sıkıntı olacak. Bilginiz olsun diyorum. Sevgili kovalar. Özellikle M ve L ve T harfli biri sizin işinizi dengeli giderken rahatsız edecek ve işinizden çıkmanıza sebep olacak. Yeni bir iş konusuyla ilgili arayış içerisindeyseniz çok güzel bir doğumun mutluluğunu ve tahtınıza büyük bir güç evresi söz konusu olacak gözüküyor. Bu hafta şanslısınız. Bu ara nefes almak, nefes vermek sizi çok yoruyor. Aynı hastalığım mı var, kederim mi var diye düşünüyorsanız böyle bir sorununuz yok. Biraz biraz kendi içinizde olayları abartıyorsunuz. Bu olayları abartmayı vazgeçin diyorum. Anne ya da teyze dediğimiz kişilerde sağlık problemleri, ufak tefek tedaviler söz konusu olacak. Hastanede kalabiliriz ama sonu ve ferah bir noktada. Yeni iş kurmak istiyorsanız bir erkek dostunuzla bunu mutlaka yapın. Burası çok güzel başarı, çok güzel Allah'ın size verdiği en güzel kapıyı açılacak. Cesaretinizi toparlayın. Size verilmesi gereken para ya da geçmiş iş konularınızla ilgili size almanız gereken haklarla ilgili sizin için çok güzel bir dönem başlıyor ve bu kalp hem parayla hem de mutlulukla uçacak. Aşık olmak istiyorsanız gerçekten kalbinizde öyle bir gerçek yıldız gibi parlayacak ki sizi çok sevecek bir insan var ama kalbinizde geçmişte geri gelmesini istediğiniz kişinin hayatında başka biri var ve bu kişiyi beklemenin bir anlamı yok. Ev tadilat ya da ev almak istiyorsanız ilk önce mahkemede bir ev konumuz var. Bu aydınlığa erecek. Sonrasında siz bu evin ferahlığına, aydınlığına kavuşmuş olacaksınız. İlişkilerde bir cesaret, evlilikte bir cesaret haftanız gözüküyor. Kendinizi istediğiniz gibi ispatlamak, istediğiniz gibi konuşmak isteyeceksiniz. Ve bu konuşmalar evliliğimizin güçlenmesine ve her iki tarafında sıkışmış duyguları, yatak ayrımı yaptıysak, konuşmuyorsak, paylaşmıyorsak artık birbirimizi anlayacağımız bir hafta. Kader bize konuşmayı, bu hafta birbirimizi anlamayı gösteriyor. Bilginiz olsun. Sevgili balıklar nasılsınız? Hemen kart çekiyorum. Der ki güzel bir işin ışığı, işinizle alakalı 2 aydır ya da 2 yıldır ne bekliyorsanız artık ışığınızın yandığı. Yöneticilerinizde Ş, C ve İ ve D harfi varsa size bu kapıda çok güzel fırsatlar yaratıp yönünüzü belirlemenize çok güzel aydınlık yaratacak. Bu ara ilişkide ölüyorum, bitiyorum, beni seviyor mu, sevmiyor mu, ben kimim, neyim derken kalbinizdeki insan size hediye, alyans, yüzük, bu tarz konuşmalarla motivasyonunuzu arttıracak. Hatta
O kişiden evlilik teklifi gerçekten kalbinizdeki dua ile birlikte alacaksınız. Korkmanıza gerek yok. Çünkü o sizi gerçekten seviyor. Yeni ilişkiye başlayanlar için ateşli ve heyecanlı bir ilişki olup kendinizi kaptırmamanızı istiyorum. Çünkü bu ilişki geçici bir ilişki. Sizin daha evlilik yapacağınız insana vakit var. Sabırlı olmanız gerekiyor. Evli çiftlerde 3 konu var bu hafta. Ev taşınalım mı? Araç mı alalım? Ev mi alalım? Bence evinizin anahtarını arın. Çünkü mal sahibinizle ciddi problemler ya da aile apartmanında oturuyorsanız bunlarla aranızda çok ciddi sıkıntılar var. Bir türlü bu dengeyi yolculuk zamanı, yeni düzen, yeni karar almanız lazım. Yurt dışına gitmek ve yurt dışına yerleşmek isteyen sevgili balıklar, Şubat ayı bu konularda hakkınız var. Boğa ayı yani Mayıs ayına kadar da gideceğiniz yolculukla ilgili planları kuracaksınız. Boşanma fikri olan balıklar, haneler ayrı ve hala siz birbirinizle gereksiz tartışmadasınız. Arkanızda hiçbir yanlış yokken bu evliliği saçma sapan insanların lafıyla bitiriyorsunuz. Yani eşiniz annesi, kardeşinin lafını dinliyor. Siz de kendi annenizin, babanızın lafını dinliyor. Siz bir bireysiniz, siz bir ailesiniz. Aile olduğunuzu kabul edip bu evliliği kurtarmanız gerekiyor. Bakın, saçma sapan başkalarının evresiyle günaha giriyorsunuz. Hiç günaha girmeye gerek yok. Bence artık yıkım, mahkeme yerine sevgiyle kucaklaşmanız, herkesin yalanı kendine olsun, siz birbirinize ait yörüngeyi bulun istiyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın.